Buyurun bakalım, bayram yolunda başımıza gelenler. Altta korumalar düşmüş. Hatta şu yamulmuş, iyice tıkanmış durumdaydı. Arabayı giderken çok zorlamaya başladı. Şimdi bir yere durdum, gölge. Arabayı biraz kaldırdım. Biraz daha kaldırsam iyi olacak. İnşallah onları çıkartıp yola devam edebilirim. Hadi bakalım. Herhalde bu kadar kalkıyor. Oh! Takım yok muydu ya? Maalesef. Motosikletliydi onların hepsi. Tüh! Uzunu keseceğiz bunları. Bu da nasıl bir şans ya? Bütün tornavidalar motosiklette kalmış. Burada bir tane tornavida yok. Şu anda tek lazım olan şey tornavida. Ben şanssızım diyorum. Kimse inanmıyor bana. İşte. Yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Benim hayat böyle. Bütün hayatım böyle geçiyor. Siz ister inanın ister inanmayın. Maalesef. Şu karşıda benzin istasyonu var. Oraya gidip tornavida isteyeceğim verirlerse eğer. Tornavida bulursam en azından iyi kötü bir iş halledebilirim. Veya şuradan. Bir isteyeyim bakalım. Şeyden buldum. Dara dolu bir şey çıktı. Şuna bak. Hadi şans. Ne oldu abi? Biraz büyük olacak. Ya şu altı sıkıştı kaldı. Şu düştü de. Onu çıkartmayacağım. Tabii ki işte yok. Ben kimse de yok. Ben arabayı kiraladık abi. Bunun hiçbir şey yok. Tamam, ne yanlış tutum var. Yani şu... En yakın yerleşimden burada da. Ha? Benzin var mı? Onların nerede? Evet. Burada bir tane Akçay mermer diyor. Ziraat aletleri diye. Ondan iki tane yıldız tornavida bulabildim. Biraz büyük tornavidalara benziyor. İşimi görür diye düşünüyorum ama hadi bakalım hayırlısı. Bakayım uçları. Evet. Vallahi bunlar diş görmezse yandık öyle. Sürte sürte gideceğim artık. Gittiğim yere kadar. Bir tamirci buluncaya kadar. Yapacak bir şey kalmadı. En azından bir tarafını boşa çıkarttım. İkiye katlanma riski kalmadı. Çünkü bir tarafa toplanmış, böyle yamulmuş, arabayı baya baya ciddi zorlamaya başladıydı. O kadar hızlı gelme kardeş. Abi aklımdan hiç de kötü şeyler geçirmedim ya. Vallahi da billahi de geçirmedim ya. Var ya. Ama geçirdim. Klima tamiri yapılırken dedim ki çocuk bunları dedim düzgün tutturmazsa dedim bunlar bir gün yolda beni düşer ve sıkıntı çıkartır dedim. Abi üzerinden iki gün geçmedi. Of işte bir şey aklıma geldi ama bunları benim kendimin halletmem gerekiyor maalesef. Maalesef. Onun için diyorum ben artık ustalara başkasına güvenemiyorum diye. İyi hadi bakalım dur. Evet. Şu ziraat aletlerinden iki tane tornavida buldum. Ne olursun inşallah denk gelir artık. Ayda tutmuyor ya, tutmuyor ya. Ne olur biriniz tutsa da. Abicim ne olur biriniz tutsa ya. Allah Allah. Yok abi. Olmaz. Olmaz ki. Daha ne bulayım ben ya? Daha ne bulayım abi? Yok. Allah belanı versin. Üf. Şimdi bunu ne yapabiliriz? Şimdi başka çare bırakmadım. Allah'tan bıçak kesiyor. Ah. Yapacak bir şey kalmadı abi. Evet.
Oh. Mutlu son. Ay. Allah'ım. Ben de terledim ama bu sıkıntı çıkartmaz artık. Tamam. Bu şekilde gideriz. Oh, hava da sıcak, şu halime bakın. Oh. Sanki hallettim gibi. Şu meredi çıkarttım oradan. Ah, şimdi arabayı bir askıdan aldım mı devam edebilirsem sıkıntı yok. Şimdi bir çöp bulup atayım. Çöp nerede? Çöp. Bunu taşımayacağım dedim ama. Şuraya atayım abi. Altını iyice bakayım çünkü birkaç yerinden inşallah yağ falan kaçırmıyordur. Onlara da bir bakayım. Yağ kaçan falan var diyeceğim ama zaten her yerine kaçıyor zaten. Onlar daha önce de vardı. Sıkıntı yok. Evet. Şimdilik olduğu gibi duruyor. Tamamdır. Şunu da indirdim mi? Yola devam edebilir sanki. Şükür. Oh. Neyse ki bu çam vardı. Neyse ki şu balık takımı yanımdaymış. İyi ki eve bırakmamışım. Şu bıçak işimi halletti yine de. Ve sanırım mutlu son arkadaşlar. Arabayı indirip şimdi yürütmeyi de başarırsam ki başka bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Gidecektir inşallah. İyi düşünüyoruz. Arkadaşlar, emekli olmanın bu güzel tarafı var. Bir yere yetişme telaşınız yok. Bir derdiniz yok. Al işte, uğraştım yarım saat. Sanırım yarım saat olmuştur. Belki geçmiş olabilir. Ama sonunda bir şekilde hallolduğu gibi. Şimdi göreceğiz. Oh! Yanıma da soğuk suyunu da almıştım. Oh! Sıkıntı tamamdır hoş. Yanıma arayıp çok acayip terledim çünkü. Oh, şimdi arkadaşlar şöyle bir silinelim. Hava da o kadar sıcak ki şansıma. Ya serin havada olsa bunlar hiç sorun değil. En azından terlemezdim. Şu an öyle bir terledim ki. Oh. Şimdi ellerimizi silelim. Her yerimiz yağ oldu çünkü. Bir kadın ama tam geçmemiş. Şöyle. Tamam. İnce işe gerek yok. Hoppa. Haydi bismillah diyorum. Evet. Şimdi. Evet. Sorun yok gibi arkadaşlar. Bir de o aşağıya düşen kısım var ya. İkiye katlanmış. Tamamen sıkışmış araya. Dolayısıyla arabayı hareket ettirmiyor. Yani böyle arabayı zorlaya zorlaya gitmeye başladı. Yoksa boşta kalsaydı en azından sürüne sürüne tıkır tıkır giderdi. Tamamen arabayı böyle şey yaptı. Durdurmaya başladı artık yani. Neyse çabuk fark ettim de. İlk başta 3 tane kamyonu soluyordum. Kamyonu sollarken kulaklık var. Müzik dinliyorum kulaklıkla. Zannediyorum ki kamyondan geliyor diyorum. Ya diyorum kamyonlarda ne kadar gürültü yapıyor falan. Kamyonlar geçtim. Gürültü devam ediyor benim arabada. Kulaklığı bir çıkarttım. Abi gürül 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 benim arabanın altında bir saçma sapan bir şey var. Dedim yandık. Hiç yani ne olduğunu ilk başta tahmin de edemedim. Ya ne oluyor falan dedim. Araba tamam arttı. Araba çöktü gitti yani. Araba pert. Neyse. En sonunda baktım. O plastik bölünmüş. Az önce siz gördüğünüz gibi. Tornavidalar bir türlü iş görmedi. En sonunda bıçakla kestim aldım. Yola devam. Oh. Evet, kulaklığımızı taktık. Müziğimizi de açalım. Gazlayalım arkadaşlar. Sorun çözülmüştür. Bugün Arefe arkadaşlar. Denizli'ye kadar yollar bomboştu. Denizli'nin içi de normal zamandan bile daha boştu. Tam can kurtarana çıktığım tepe noktasında birden trafik durdu. Ve bakın ön arka şu an dolu. Ne oldu anlamadım ki yani. Hani hayır, bu tarafa akan yoğun bir trafik de yoktu birden. Ne oldu da tıkandı bu yol ya? Kaza falan mı var acaba? Nedir yani? Şu an adım adım gidiyoruz. Bugün yolda kalacağımız çok belliydi. İlk sinyallerini vermişti.
Arkadaşlar az önce bir video çekmiştim Denizli öncesinde. Aracın altında plastik korumalar aracı tıkamıştı. Onu bir şekilde kendim halletmiştim. Yarım saat bir saat uğraşıp. Şimdi tam can kurtaranda şu yokuşa sardığım noktada bu sefer aracın vitesi bozuldu arkadaşlar. Sadece 3'e takabiliyorum. Şimdi burada da aslında 3'te yola devam edebilirdim ama tam şu yokuşta kaldığım için ve gördüğünüz gibi çok yoğun trafik olduğu için durmak zorunda kaldım şu noktada. Artık ondan sonra tabii aracı hareket ettirmem mümkün değildi. Şimdi çekici bekliyorum. Yani sorunlar bir başlamaya görsün ben de. Sonu gelmez artık. Hadi bakalım.